Bugün Dünya Nüfus Günü, World Population Day. UNFPA Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Doktor Gökhan Yıldırımkaya telefon konuğum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Öykü Hanım, merhaba Gündüz Tarifesi dinleyicileri. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün Dünya Nüfus Günü dedik ama nasıl ortaya çıktı? Amacı nedir? Bir onu konuşarak başlayalım. Tabii ki hızlıca. 1987'de dünya nüfusu 5 milyara ulaştı. Dünya bu konuda daha yapılanmış bir ajandayla hareket etmek istedi ve 1990'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 11 Temmuz'u dünyada nüfus ve sağlıklı büyüme konusundaki konulara dikkat çekmek için özel bir gün olarak ilan etti genel kurul kararıyla ve ondan sonra üye ülkeler tüm dünyada bu günü nüfusla ilişkili konuları ele almak ve farkındalığı artırmak için kutlamaya veya etkinlikler yapmaya başladılar. Şimdi YouTube'da bir video var. Maya and Modern Contraceptives adında. Hani isterim ki herkes izlesin. Oldukça kısa animasyon türünde bir video zaten. O videoda da doğum kontrol yöntemlerine yaşadığı yer dolayısıyla ulaşamayan ya da doğum kontrol yöntemlerini zararlı, pahalı bulan, bu yönde eğitim alamayan, toplumda konuşamayan kadınlar anlatılıyor. Bu kadınların dünyada oranı nedir? Doğum kontrol yöntemleri, aile planlaması hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz ya da ne kadar uyguluyoruz? Ya öncelikle özeniniz ve dikkatiniz için teşekkürler. Gerçekten önce genç kadınlar için hazırlanmış bir infografik ve amacı sizin de vurguladığınız gibi dünyada üreme sağlığı veya aile planlaması hizmet ve bilgilerine erişemeyen gençlere ve insanlara vurgu yapmayı istiyor. Halihazır dünyada 225 milyon kadın etkili aile planlaması hizmetlerine erişemiyor ve 303 bin kadın gebeliğe sağlığı veya doğuma bağlı sebeplerden ölüyor. Aslında tam herkes bu hizmetle ulaşsaydı en az bu kadınların üçte biri hayatta olacaktı ve hem annelik yapmaya hem yaşamını sürdürmeye hem dünyaya katkı vermeye ve hem insan olarak var olmaya devam edecekti. Bölgemizde bile, yani Asya ve Avrupa'da Orta Asya ve Doğu Avrupa'da bile şu anda 17 milyon genç kız hala işte bu bilgilere ve hizmetlere erişemediği için anne olmaya devam ediyor ve bunun yanında da özellikle hem okullarda bilgi alamamak hem bu hizmetlere erişememek genç kadınları eğitime, onun dışında çalışma hayatına, kalkınmaya katkı vermekten alıkoyuyor. Bu nedenle bence bunun farkındalığı çok önemli ve buna vurgulamamız gerekiyor her dilde. Peki şimdi aile planlaması yöntemlerine erişememek kişiyi ve toplumu ne kadar olumsuz etkiliyor, onu konuşalım istiyorum. Bir de şunu soracağım. Dünyada ve Türkiye'de gençlerin aile planlamasına erişimi konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani Türkiye için bunu sağlamak bir hayal mi, yoksa önümüzdeki yıllarda hakikaten uygulanabilir bir hedef mi? Ya şunu söyleyeceğim, biraz daha Türkiye'yi konuşursak biraz buradaki dezavantaj gerçekten yani Türkiye'de işte zorunlu eğitim çok iyi yapılanmış durumda, okula devam eğitimin devam oranı yükseldi. Fakat üniversitelerde dahil gençlerimiz ergen sağlığı, üreme sağlığı, sağlıklı gelişim, riskli olmayan davranışlar ve aile planlaması konusunda yapılandırılmış bilgi alamıyorlarsa, bilgi almayınca bu hizmeti arama davranışı da olmuyor ve bu nedenle aslında gençlerde çok fazla bir istenmeyen erken gebeliklerden dolayı eğitimi terk, iş yaşamını terk veya kendi akademik başarısını veya çalışma hayatını sürdürememe gibi bir durumlarla çok karşılaşıyoruz. Ya küçük bir oran, hala yeni yayınlandı Türkiye'deki doğum istatistikleri, geçen yıl 75 binden fazla 19 yaşın altında genç kadın anne olmuş ve bunların 20 bini ne okur yazar, hatta ilkokulu bile bitirmemiş durumda. Aslında erken evlilikler veya anneliklerle eğitim arasındaki durumu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Veya bu yaş grubundaki Türkiye'deki yani evli gençlerin veya çocukların diyeyim, ancak 6 tanesinden bir tanesi etkili aile planlaması yöntemi kullanıyor. Demek ki burada gençlere özel programlarla eğilmeli ve onları biraz daha güçlü kılmalıyız. Bu aşikar. Aslında hakikaten yani bahsettiğiniz gibi konuşulmayan bir konu. Hani bir radyoda konuşulmasına da zaten çok sık rastlamıyoruz ama eğitim oranının yüksek olduğu kesimleri düşünelim. Bu eğitimi alırken de aile planlaması yönünde bir eğitime aslına bakarsanız ulaşamıyoruz, değil mi?
Ya şunu söyleyeceğim, yine işte Türkiye Sağlık Araştırması'nda şey sormuşlar, 15-49 yaş aralığındaki kadınların hani yaşamınız boyunca veya adet döngünüzde ne zaman gebe kalacağınızı biliyor musunuz veya kalma ihtimalinizin olduğunu. Ya bunu pratikte yaşayan kadınlar bile 4 kadından biri doğru biliyor. Yani dediğiniz gibi, yani insanın kendi bedeni konusundaki kararı vermesi ve bunu hayata geçirmesi için hem bedenini bilmesi hem de hizmete erişmesi gerekiyor. Yani önemli olan hani kalkınma, gelişme veya şey değil. Yani böyle büyük laflar değil ama bir insan haklarına dayalı yaklaşımla her bireyin yani kendi istediği zaman aralığında sayıda doğum yapabilmesi için bilgi ve hizmete erişmesi gerekiyor. Yoksa bu konu çok de hayata geçirebilecek durumda değil. Mesela Türkiye'de aile planlaması yöntemi kullanan, yani ben şu anda çocuk istemiyorum diyen kadınların 1/3 hala geleneksel düşük etkili yöntem kullanılıyor. Demek ki hala karşılanmamış ihtiyaç önemli ölçüde önümüzde duruyor. Evet evet, yani burada hani dünyada sürdürülebilir yaşam da tabii ki bu konunun tabii bir ayağı, ama onun ötesinde bir kadının ya da bir erkek için de aynı şeyi konuşabiliriz. Tabii. Hayatını dilediği gibi planlaması noktasını konuşmaya çalışıyoruz. Neden bugün bunu konuşuyoruz? Bugün Dünya Nüfus Günü dedik, yani World Population Day. UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'ndan Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya telefon konuğum. Kendisiyle konuşmaya devam edeceğiz. Birkaç sorum daha var, onları da soracağım. Bu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nedir, neler yapar, bunu da konuşacağız. Çok fazla konuşulmayan bir konu, o yüzden istiyorum ki böyle hani kısa kısa bütün bilgileri alalım, ama öncesinde Imagine Dragons burada. Bugün Dünya Nüfus Günü, World Population Day ve UNFPA Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya telefon konuğum, konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi UNFPA, yani Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, der ki her hamileliğin planlı, istekli, her doğumun güvenli ve her gencin potansiyelini kullanabildiği bir dünya için çalışıyoruz. Yardım fonundan bahsedelim istiyorum. Nasıl gelir elde ediliyor ya da o gelirler direkt olarak ne için kullanılıyor? Tekrar merhabalar. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, diğer Birleşmiş Milletler Kalkınma Kuruluşları gibi kaynakların önemli bir bölümünü üye ülkelerin sağladığı, bu aktardığı öz kaynaklarla yaratıyor, düzenli ödemelerle. Bunun 2016 bütçesini kamuoyuyla yeni paylaştık. Oradan vereyim örneğin, geçen yıl içerisinde 848 milyon dolar dünyada sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve nüfus kalkınma alanında kaynak yaratıp kullanmışız. Bunun 353 milyonu dediğim gibi Birleşmiş Milletler'in düzenli öz kaynaklarından, ama yaklaşık 500 milyonu geliştirilen program ve projelerle uluslararası işte fonlar, özel sektörler veya takım donör veren kuruluşlarla özgün programlara sağlanan kaynaklar yoluyla olmuş. Bunun yaklaşık 1/4, 200 milyon doları doğrudan aile planlaması hizmetlerine harcanırken, diğer konularda da örneğin işte HIV AIDS ve bunun yayılımının önlenmesi veya toplumsal cinsiyet eşitliğinin işte güçlendirilmesi, onun dışında üreme sağlığı hizmetlerinin dünyada yaygınlaşması ve güçlendirilmesi veya gençlerin ve ergen sağlığının dünyada daha ön planda olması ve gençlerin güçlendirilmesi gibi 5 temel alanda bu kaynakları geçen yıl harcamış. Peki Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu diyoruz ya, 1967 yılında kuruldu diye, o yıldan bu yana bakarsak eğer, nüfus planlaması, aile planlaması yönünde olumlu anlamda ne gelişmeler oldu? Yani Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu kurulduğunda dünyada işte modern yöntem kullanım oranı yaklaşık %34'müş, 32'ymiş, bugün 64'ü buldu. Yani yaklaşık 2 katına varan bir artış oldu, ama önemli olan gösterge bence o günlerde sık doğum ve çok doğum nedeniyle dünyada her 100 bin canlı doğumda yaklaşık 1000 anne yaşamını kaybediyormuş. Ama günümüzde artık 100 bin canlı doğumda yaklaşık 214 anne yaşamını kaybediyor. Hani o yıllarda 600 bin anne ölürken şu anda 300 bin civarında anneyi kaybediyoruz ki nüfus çok daha azdı. Bunun 1/4'üydü. Yani bana göre çok önemli gelişmeler elde edilmiş. Hatta Türkiye için belki özelleştiririz. Ben 1971'de Türkiye'de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışmaya başladığında modern yöntem kullanımı %10'un altındaymış. Bugün %48 yaşta yaklaşık 5 kat artmış. O günlerde 100 bin canlı doğumda 150 anneyi kaybediyormuşuz. Bugün 100 bin canlı doğumda 15 anne yaşamını yitiriyor ki 10 kata varan bir iyileşme var. Hani
özellikle dünyada büyük gelişmeler sağlarken Türkiye özgü kattıkları Birleşmiş Milletler Nüfusu'nun çok daha görünür dünyadaki en başarılı örneklerden biri. Bu modern yöntem diyorsunuz ya, o nedir? Bir onu da kısaca anlatmanız mümkün. Etkili yöntemler çok kısa ve uzun etkili olarak ayrılıyor. Örneğin geberi önleyici haplar veya kadın veya erkek kondomu, aylık veya 3 aylık iğneler gibi istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda kullanılan yöntemlerden bahsediyoruz. Bunun dışında rahim açı araç gibi, tüplerin bağlanması gibi uzun etkili yöntemler veya cilt altı implantları gibi uzun etkili yöntemler de kadınlara ve erkeklere yönelik olmak üzere istenmeyen gebeliklerin önlenmesi veya gebe kalma zamanının belirlenmesi için yöntemlerin anlatılması veya bunların sunulmasından bahsediyoruz. Modern yöntemler kabaca bunlar. Peki şimdi bugün Dünya Nüfus Günü, World Population Day dedik. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'ndan bahsettik. Peki biz bireysel olarak ne yapabiliriz? Var mı yapabileceğimiz bir şey? Ya birey olarak aslında şunu söylemeliyim. Gerçekten özellikle gençlere çok büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Genç insanların okulda, sağlık hizmet sunumunda bu bilgileri ve hizmetleri alma haklarını talep etmeleri ve savunuculuk yapmaları gerekiyor. O nedenle özellikle Türkiye'de genç akran ağı diye bu alanda kurulmuş çok güzel networkler var. Hatta bugün kadar ODTÜ'de de güzel çalışmalar yürütüyorlar, üniversitelerde, dışarıda. Bizim doğru bilgiye erişmek, zamanında okulda bilgi almak ve riskli davranışların önüne geçmek için her yerde savunuculuk yapmak ve bu hizmetleri talep etmemiz gerekiyor ki daha az anne ve bebek ölsün, sakat kalsın veya engelli kalsın. Böylelikle bizim sağlık ve yaşam göstergelerimiz iyileşsin. Bu şekilde de daha aydın ve kalkınmış bir Türkiye'de olalım. Tek bir örnek verebilirim somut. Örneğin bugün Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun veya ilgili platformlardaki, sosyal medyadaki bu mesajları bizim dinleyicilerimiz yaygınlaştırsalar bile bu konuda çok büyük katkı sağlamış olurlar bize. Hem Radyo OTTÜ'ye hem bize katkısı olan tüm paydaşlarımıza, ortaklarımıza teşekkür etmek isterim aracılığınızla. Peki, ben çok teşekkür ediyorum size. Yani hakikaten bugün böyle ilginç bilgiler öğrendik, rakamları duyduk sizden. Dünya Nüfus Günü bugün dedik. Bu sebeple UNFPA Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya telefon konuğumdu. Çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkürler Öykü Hanım. İyi yayınlar, iyi dinlenmeler. Çok teşekkürler dedik. Gökhan Yıldırım Kaya'yı uğurladık. Bireysel olarak ne yapabiliriz onu konuştuk. Bununla ilgili eğer daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız UNFPA özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanıyor. Oradan kontrol edebilirsiniz.